çalışmalar geleceğe kalan işler olsun diye yapıyorum. Yani müzikle ilgilenenler, operayla, klasik müzikle ilgilenenler, tiyatroyla ilgilenenler bu anlattıklarımızdan da yola çıkarak farklı şeyler, açılardan da yapılan işlere bakmasını şey yapsınlar, içlerine sindirebilsinler diye yapıyoruz. Aslında bütün yaptığımız bütün bu çalışmalar, niye yapıyorsun bütün bunları dersen, sen ünlü bir tiyatrocusun, tiyatron var, oyun oynuyorsun. Evet, oyunum var, şimdi ben yarın akşam burada konseri yapacağım ama sonra arkadan Şıngır Şıngır Beyoğlu adlı oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu olarak. Arkadan yeni hazırladığımız Evlere Şenliğin provasını yapıyoruz. O gelecek. Arada Tamamla Bizi Ey Aşk adlı oyunumuzu oynayacağız. Arkadan da meşhur dillere destan Kobay adlı oyunumuzu prova ediyoruz. Durmak yok. Ben en kötü durumlarda bile tiyatroyu bırakmadım. Tiyatro da beni hiç bırakmadı. Benim tiyatromun 50. yılı bu sene, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun. Onu görkemli bir şekilde kutlamak istiyordum. Planım da bir müze yapmaktı. O müze için hazırlık yapmıştım. 200 parça 18 ve 19. asır Osmanlı kuklaları topladım bütün dünyadan, müzayedelere filan girerek. 200 parçaya yakın çok nadir bir maske koleksiyonu yaptım. Türk ressamlarından İbrahim Çallı, Hikmet Onat, Fikret Mualla gibi ünlü ressamlardan 25 tane büyük tablo. Bunların hepsi bir sürü kitap, büyük bir Karagöz koleksiyonu. Bir müze olarak hediye edilecekti. Yangın çıktı. Bundan 10 gün önce hepsi kül oldu. Şimdi bu büyük bir kriz. Deponun yanması, her şeyin yok olup gitmesi, kül olması. 50 yıllık Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'ndan bir afiş bile kalmadı. Tiyatromda daha önce krizler oldu. Ekonomik krizlerde battık iki kere. Sıkı yönetimler oldu, terör olayları oldu. İnsanlar bir bilet bile alıp sokağa çıkamadı. Ve 50 yıldır Ali Poyrazoğlu'nun tiyatrosunu ayakta tutan seyircilerin bu tiyatro. Tiyatrolar bizim değil ki, sonunda tiyatro, bütün bunlar seyircinin malı, öz malı. Kültüre sahip çıkan her seyirci benim meslektaşım. Onlarla birlikte yaptım ben bu işi. Onun için ben meslektaşlarımı, ekip, buraya kadar arkadaş, yangın çıktı, ne yapalım, biriktirmiştik, her şey bitti, vazgeçtim. Oynamıyorum, çekiliyorum, yapmıyorum, üretmeyeceğim diyemem. Dolu. En büyüğü bilemem, hepsi büyük. Yani hatanın büyüğü küçüğü olmaz. Kendine karşı işlediğin hatalar da olabilir. Yakınlarına, evin içindekilere, sevgiline, hayat arkadaşına, yakın dostuna, yani ama benim için bunların hepsi birer okul oldu. Çünkü ben, benim motom, her zaman söylediğim şey, ben iyi tahsil aldım. Nedir o tahsil? Hangi üniversitenin ne bölüm, neler okuduğunu senin biliyoruz. Evet, gittin bir yerlere, diller filan biliyoruz. Hayır, bunların hiçbirisi değil diyorum. Onları herkes bilebilir. Ben hatalarımın üniversitelerinden mezun oldum. Bir daha aynı hatayı tekrarlamam. O hatadan öğrenirim ve aynı hatayı bir daha tekrarlamam. Onun için yolumu açık tutarım. Bir de Hazreti Muhammed'in hadisi şerifinde söylediği bir şey var, bir cümle var, kullandığı bir cümle. İki günü aynı olan insanın bir günü kayıp demektir. Ben hiçbir günüm kaybolmasın diye her günümü bir ayrı şenliğe çevirmeye çalıştım. Koleksiyonun yanmış olması aslında çok uzun yıllardır bahsediyorsunuz, müze haline getirilmesi ve Ben Fransızca konuşarak büyüdüm ama nerede, nasıl büyüdüğümü söyleyeyim mi size? Ben Fatsa'da din dersi alarak, Kur'an kursuna giderek ve hafız olarak bitirdim kursu. Benim ailem, bizim doğuyla batının arasında bir köprünün üstünde ayakta durmamızı sağlamaya çalışan bir aileydi. Annem yabancı diller biliyordu, Rusça biliyordu, Arapça biliyordu, Kur'an-ı Kerim'i okuyordu ve bize tercüme edecek kadar biliyordu. Fransızca konuşuluyordu evin içinde ve öğrenelim diye yapılıyordu bu. Ben hep gavur olmayacağım, ben gavur olmak istemiyorum diye ağlıyordum. Ama tabii ki bize büyük şey varmış,
güzellik yapıyorlarmış yani. Çocukken dil öğrendiğinin farkına varmadan öğreniyorsun çünkü. Bütün bu bunlar benim iyi silahlanmış doğuyla batı arasında durmamı, iki tarafı da inceleyip bir sentez yaratabilecek zihin haline varmamı sağladı. Bu benim için çok önemli bir şeydi. Sadece şanstı. Evet, çocukken gölge oyunu yapar mıydınız kendiniz? Gölge oyunu yapmazdım ama kukla tiyatrosu yapardım gardırobun içine girip, evet. Objelerden, mendillerden bilmem ne kuklalar yapıp gardırobun içinde tiyatro kurardım. Yemek masasının altında tiyatro açmıştım. 5 yaşında açtım ilk tiyatroyu. Evde. Evde, yemek masasının altında. Var biletli gösterim. Biletli. Evdekilere biletliydi. Ama evet, sosyal medyayla ilgiliyim. Twitter'da varım, Instagram'da varım. Twitter'da Ali Poyrazoğlu, Instagram'da Poyrazoğlu Ali. Takip ediyorum. Çok takipçim de var. Onun dışında tabii ki oradaki mizahı da ciddi işi de politik tartışmaları da hepsini de takip ediyorum gayet tabii ki ciddi bir biçimde. Çünkü Türkiye'deki demografik yapıdaki değişimi takip ettiğin zaman Türkiye'deki hal ve gidişi doğru okuyabilirsin ancak. Ben de o demografik yapıdaki gelişmeyi, farklılaşmayı, bunların hepsini hem yakından hem uzaktan, hem içeriden hem dışarıdan takip ediyorum. Benim işim gözlemlemek, bakmak, seyretmek, sonra onu herhangi bir şekilde anlatmak. Vallahi geçti, hedefleyen bir şey yok. Yani herkes, kime sorsam, nereye gidiyorsun akşama? Vallahi biz gelemeyiz, işimiz var, ne yapacaksınız? Netflix. Yani bütün Türkiye Netflix'e ve Disney'de işe girdi sanki. Akşamları çalışıyorlar hepsi.